Ne olursa olsun ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun sevgili seyirciler. Sizin tariflerinizle Aksaray Yemekleri'nde bugün bize evinin mutfağını açan Fatoş Oduncu Hanımefendi'nin evinde Melahat Açıkgöz Hanım'la birlikte Aksaray'a özgü kıymalı su böreği açacağız. Melahat Hanım merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte bugün Aksaray Yemekleri'nde kıymalı su böreği açacağız birlikte. Ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Aksaraylıyım, ev hanımıyım. İki oğlum, bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Peki, fazla oyalanmadan işimiz uzun galiba değil mi? Biraz zahmetli bir tarif yapacağız bugün. Su böreği yapacağız. Evet, Aksaray'a özgü kıymalı su böreği yapacağız. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla mı başlıyoruz? Evet, hamuru yoğuracağız. Biraz dinlenecek. Peki o zaman malzemelerimizi sayabilir miyiz? Tuzumuz, 5 yumurtamız, unumuz. Bu kadar. Var. Evet, peki nereden başlıyoruz? Unumuzu koyalım biraz. Evet. Göz kararı koyuyorum. Tuzumuzu atalım. Ve 5 yumurtanın tamamını içine kırıyoruz. Evet, bir tepsi oluyor, evet. Bir tepsilik ölçü. 5 yumurtadan, evet. Şimdi yoğuruyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Ya hiç su katmıyoruz. Hayır, değil mi? Hayır, ben hiç katmıyorum. Hiç katmıyorsunuz. Evet. Peki. Hamur ne kadar güzel yoğurursa o kadar güzel olur hamurumuz. Biraz bek bir hamur oluyor değil olacak. Mi? Sert oluyor öyle derler, bek derler, sert derler. Tezgahta yoğuracağım. Tamam. Şöyle alayım. Az güç kuvvet gerekiyor sanırım değil mi? Peki torun torba var mı? İki oğlunuz? Oğlum yeni evli, 4 aylık gelinim var. 2 aylık hamile. Allah tamamını erdirsin diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Amin cümlemize. Ben tek tek yapmıyorum. Üçe bölüyorum hamuru. Hı hı. Önceden 12 bazı yapılırdı. Evet. Daha rahat oluyor açması. Hı hı. Şimdi Türk mutfağımız çok zengin ama biraz da tariflerimiz hep zahmetli değil mi? Evet. Yapması zor, evet. Yemesi kolay. Evet. Peki Aksaray lezzetleri deyince siz neler anlatırsınız bize? Aklınıza neler geliyor? Aksaray tavamız var, yaprak sarmamız, mantımız, etli mantımız. Evet. Bunlar davetlerde falan meşhur. Düğünlerde peki? Evet, düğünlerde de bamya çorbamız. Bamya çorbası. Evet. Ne güzel. Bunu biraz dinlendireceğiz. Tamam. Şöyle kabımızı alıyoruz tekrar. Ne kadar süreyle dinlendireceğiz Melahat Hanım? Ne kadar? Bir saat dinlenmesi lazım. Bir saat dinlenecek. Hamur kendine gelmesi için. Tamam. O zaman biz kıymalı harcımızı mı hazırlayacağız? Evet. Evet sevgili seyirciler, Melahat Hanım 5 yumurta, 1 tutam tuz ve göz kararı unla hamurumuzu yoğurdu, özleştirdi. Bir saat dinlenmesi lazım. Bir saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Bu arada biz de kıymalı harcımızı hazırlayacağız böreğimiz için. Sevgili seyirciler, şimdi kıymalı böreğimizin iç harcını hazırlayacağız. Melahat Hanım buyurun. Neler yapacağız şimdi? Sanırım bir baş soğanımız var.
Üst baş soğanımız var. Hı-hı. Yarım kilo kıymamız var. Kıymamız ne kıyması? Dana. Dana kıyması, evet. Öbür yağlı olduğu için. 250 gram tereyağımız. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz, tuzumuz. Tuzumuz. Peki başlayalım o zaman. Buyurun. Bir başka soğanımız var. Fazla ufak doğramıyorum. Biraz iri doğruyoruz, evet. Soğanımızı. Dişe gelsin mi daha istiyoruz? Daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Tuzumuzu atıyoruz. Tuz miktarını herkes istediği kadar azaltabilir, evet, evet. Çoğaltabilir damak evet. Tadına göre. Şimdi su böreğimizin kıymasını kavurmaya devam ediyoruz. Evet, suyunu çekti. Evet, Melahat geldi. Hanım evet. Daha büyük bir tavaya aldı efendim kıymayı daha rahat kavurabilmek için. Melahat Hanım şimdi sanırım en son karabiberi atacağız harcımızın. Çay kaşığı da karabiberimizi atıyoruz. Evet. Fazla iyi olmaz. Birazcık daha çeviriyoruz değil mi? Evet, şöyle bir çeviriyoruz. Altını, sonra altını kapatacağız. Evet. İçerdiğimiz tamam. Evet sevgili seyirciler, biz bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kıymalı su böreğimizde. Kıymalı su böreğimizin hamuru bir saat dinlendi. Şimdi aşma aşamasındayız efendim. Biraz önce de iç harcımızı hazırladık. Onu da dinlenmeye bıraktık. Melahat Hanım şimdi açacağız değil mi? Açacağız evet. Evet. Ben de bu arada önlüğümü giyeyim size yardımcı olayım. Bezeyi alıyoruz değil mi? Ağzına mı serpiyorsun? Evet. Ne kadar becerebileceğiz? Becereceksin artık. Diyorsun şöyle. İlk önce merdaneyle. Evet merdaneyle açıyorum. Nasıl görünüyorum oradan Şerif? Biraz daha bulmamamız gerekiyor. Evet. Bol un mu seviyor? Evet. Su böreğinin hamuru. Açarken. Yapışmaması için. Hop. Süper. Çok keyifliymiş. Ben bir tanesiyle baş edene kadar Melahat Hanım açtı bile. Kalınlığı ne kadar olacak Melahat Hanım? Hamurun ne kadar ince olsa o kadar güzel. Ne kadar inceltirse o kadar iyi diyorsunuz. Evet. Tabii buna maharet de gerekiyor. Şöyle. Ben oklavalarımızı çarpıştırmadan. Ben biraz büyüteyim size vereyim. Evet, olur olur. Bu arada da suyumuzu aslında değil mi tenceremize koyduk kaynıyor. Kaynadı. Evet. Önce sıcak su sonra soğuk suya batıracağız evet. Değil mi? Hamur açarken böyle ters düz etmenin bir sakıncası var mı? Ters olmaz. Öyle mi? Hep evet. Aynı yönde mi açacağız? Aynı. O zaman ben hata yapıyorum. İnceliklerini öğreniyoruz efendim. Peki ne kadar unlayacağız? Ben çok mu sıkıntı sertim? Alayım ben onu. Birazcık kolaylaştırdım ama evet. Işinizi değil mi? Peki Melahat Hanım kaç yılında evlendiniz? 80.
80 eşini sayattı mı? 2014'te kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Biraz anlatır mısınız eşinizle nasıl tanıştınız o yıllarda? Evlilik nasıldı? Görücü usulü evlendik. Görücü usulü. Çok... Peki düğünden önce gördünüz mü eşinizi? Bizim o zamanlarda yoktu. Yoktu. Evet. Ama çok mutluyduk ama erken kaybettik. Allah rahmet eylesin. İki oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Küçük oğlum askerde. Oo, nerede asker? Malatya. Malatya'da o zaman buradan, Malatya'ya buradan sevgiler gönderelim. Hayırlı tezkereler dileyelim şimdi. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki büyüklerle mi oturdunuz evlendiğinizde? Evlendiğimde bir 5 yıl kayınvalidemle oturduk, beraberdik. Evet. Sonra çocuklar olunca ayrıldık. Ayrıldınız. Peki evet. Gelinlik tuttunuz mu? Hani böyle evet. Gelinlik tutma derlermiş. Hani... Saygı, sevgi. Hı hı. Hiçbir sorunumuz olmadı çok şükür. Peki mutlu evliliğin sırrı nedir? 2014'te kaybettiğinizi söylediniz eşinizi. 34 yıl dile kolay. Buradan gençlere ne tavsiye? Saygı, sevgi. Saygı, İtaat sevgi. Edecekler. İtaat edecekler. Evet. O olduğu zaman biraz... hiçbir şey olmaz. Öyle mi? Evet. Saygı, sevgi, itaat ve sabır evet, diyoruz. Evet, evet. Hamurumuz hazır. Hazır. Peki şimdi? Aşama aşamasına geçebiliriz. Ne yapacağız şimdi peki? Ben 4'e bölüyorum bunlar rahat olsun diye. Tamam. Şöyle. Bıçak vereyim mi ben size? Hı-hı. Tamam, şurada bıçağımız. Bakın, onunla uğraştığımız belli oluyor evet. Efendim. Acemi olunca eskiden her yeri bulamıyor. Eskiden bazı yapılırdı ama ben bu yöntemi buldum. Evet. Daha rahat oluyor. Daha pratik oluyor diyorsunuz. Evet. Peki Melahat Hanım aslında siz sipariş de yapıyor musunuz bildiğim kadarıyla? Evet yapıyorum. Nasıl alıyorsunuz siparişleri? Çevreden eş dost. Eş dost. Yiyenler beğeniyor. Hı-hı. Sipariş veriyorlar. Peki yapıyorum. Sadece su böreği mi yapıyorsunuz? Su böreği yapıyorum. Erişte yapıyorum. Ha, kesme maşallah. Makarna yapıyorum. Etli mantı yapıyorum. Ha. Hanımlar, beyler siz de sipariş vermek isterseniz Melahat Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bunu da burada belirtelim değil mi? Evet. Peki şimdi 4'e böldük. Şimdi 6'sı altına, 6'sı üstüne yapıyoruz. Evet, haşlamaya götüreceğiz. Evet, haşlama aşamasına geçiyoruz. Peki. Aksa'ya özgü kıymalı su böreğimizin haşlama aşamasına geldik. Melahat Hanım o maharetli elleriyle 3 tane bezemizi tülbent inceliğinde evet, açtınız değil mi? Evet, evet. Sonra 4'e böldük efendim ve ocağımızda suyumuz kaynıyor. Hazır. Tereyağımızı da eritmeye bırakıyoruz. Evet. Buyurun devam edelim tamam. O zaman. Haşlamamıza başlayalım. Peki tuz atıyor muyuz suyumuza? Birazcık. Dağılmaması için mi? Evet. Peki şöyle buyurun. Şu anda 6 yufka mı atıyoruz suyumuza kaynayan? Hı. Kenarda da soğuk suyumuz hazır. Soğuk suyumuz hazır. Önce sıcak suda haşlayacağız. Sonra soğuk evet. Suya batırıp tepsimize mi sereceğiz? Evet, tepsiye sereceğiz. Yağımız erimiş. Evet. Peki tepsiyi yağlıyor muyuz? Yağlıyoruz. Ben yağlayayım o zaman size yardım. Ben yağlayayım. Tamam. Tereyağımızı da eritiyoruz. Kaç dakika haşlayacağız yufkalarımızı? Dakika tutulmaz. Kendim rengi beyazlaştı mı oldu? Tamam. Tamam. Ben de diğerlerini atayım mı siz onları açarken? Şöyle. Şöyle bir ters düz ediyoruz değil mi haşlarken? Bu arada kamera arkasında da misafirlerimiz var, komşular burada. Melahat Hanım'ın kızı, yeğenleri, kardeşleri. Arkada böyle arada bir sesleri de geliyor. Ne güzel böyle. Her katını yağlıyoruz. Hı-hı. Sonra bunlar da herhalde haşlandı hı-hı. Sanırım. Peki peynirli su böreği de yapılıyor aslında ama Aksaraylar galiba kıymalı tercih evet, ediyorlar. Evet, kıymalı. Genelde evet, Aksaray mutfaklarında evet. Kıymalı pişiyor su böreği. Ben diğer yufkaları getireyim mi masada? Evet, diğer yufkalarımızı da getirdim. Teşekkür ederim. Şimdi bu yarısı. Yarısını evet, düşürdük, bu da üstüne.
Tamam. Altı tanesi altına, altısı üstüne. Eşit olması için. Evet. Eskiden böyle dışarıda odun ateşinde pişermiş, evet, değil mi su börekleri? İki sacın arasında pişerdi. İki sacın arasında pişermiş. Tabii şimdi daha kolaylaştı, pratikleşti her şey. Sıklıkla yapar mıyız? Böyle çok sık yaparım. Çok sık. Çocuklar çok seviyor. Ne güzel. O zaman çok şanslılar. Evet. Gelinim de çok seviyor. Devamlı yaparım. İsmi ne gelininizin? Gelinim. Maşallah çok seviyorsunuz gelininizi de. Gelinimin sürekli alıyorsunuz. Gelinimin adı Büşra. Çok tatlı, çok seviyorum. Büşra Hanım'a da buradan selamlar efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Yeni gelin diyelim. Evet, yeni peki, gelin. Peki kaynana gelin ilişkileri nasıl? Vallahi şu an çok iyi. Çok iyi. Sonrası için bilemiyorum. O önceden ama şimdi çok iyi. Eski zamanda sıklama vardı. Şimdi rahatlar. Peki siz ilk evlendiğinizde büyüklerle oturduğunuzu söylediniz. Sizin nasıldı kaynanayla aranız, ilişkiler? Güzeldi, ben hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir sorun yaşamadınız, evet. Ne güzel. Sevgili seyirciler, şu anda evet Aksaray'a özgü kıymalı su böreğimizi tepsimize dizdik. Melahat Hanım'la artık fırın aşamasına geldik. Melahat Hanım, masaya alalım, oradaki tamam. Detayları da sizden alalım. Evet, şimdi 6 kat alta bıçak ben vereyim size. Hemen getiriyorum. Evet, 6 katı alta serdik, arasına kıymalı harcımızı döşedik, sonra 6 katımızı tekrar üstüne yaydık, haşlayarak tabii ki önce, evet, sıcak suda, sonra soğuk suda. Şimdi üzerine tereyağı alıyoruz. Rahat pişmesi için, içini çekmesi için böyle bıçakla. Bu önemli. Evet, önemli püf noktaları. Evet, peki şimdi, önceden ısıtılmış fırına mı süreceğiz? Fark etmez. Fark etmiyor. Kaç, evet, derecede pişireceğiz? 175. 175 derecede, evet, soğuk ya da sıcak fırın fark etmez. Etmiyor. Peki şimdi fırınımıza gidiyoruz. Evet, gerçekten ellerinize sağlık. Şöyle bir dilimleyelim. Şimdi ben dilimleyeyim, evet, olur. Tamam. Siz dilimleyin. Şöyle efendim. Bez alabilir miyim şöyle? Çıtır çıtır ses geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Kokusu da harika. Şöyle ben hemen ortadan bir alacağım. Nasıl? Dilimleyebildin mi? Farklı, evet, bir, evet, dilimleme şekli yok değil mi? Evet. Şöyle. Evet efendim, artık tadına bakma sırası. Afiyet olsun. Melahat Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ellerinize, kollarınıza sağlık. Şey günün anısına belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer Beyefendi'nin size küçük bir hediyesi var. Onu teşekkür takdim ederim. Etmek istiyorum. Sevdiklerimizle kendilerini dinlerken çok teşekkür ederim başkanımıza. Biz teşekkür ederiz. Şey değil. Evet sevgili seyirciler, Melahat Açıkgöz Hanımefendi ile birlikte bugün Aksaray'a özgü kıymalı su böreğini pişirdik. Tabii ki ev sahibimiz Fatoş Oduncu Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Kamera arkasında kendisine hediyesini takdim edeceğiz. Biraz utangaç olduğu için aslında kamera arkamızda çok kalabalık. Onlarla veda edeceğiz sizlere tabii ki. Onları da ekranda hatıra kalması açısından buraya davet edeceğiz. Peki sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde başka bir lezzette tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.